Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakım rutinimin ikinci basamağı olan akşam cilt bakım rutininden söz edeceğim. Sizlerin de bildiğiniz gibi hassas, normal fakat hormonlar nedeniyle akneye meyilli ve bu aknelerden kalmış bol miktarda izin olduğu bir cilde sahibim. Bu video içerisinde görmüş olduğunuz ürün ve basamaklar bazılarınız için fazla gibi gelse de benim cildimde işe yarayan, onları akneden ve lekelerden kurtarmamda bana yardımcı olan basamaklar. Cilt bakımı rutinime başlamadan önce lenslerimi çıkarıyorum ve saçlarımı topluyorum. Göz makyajımı çıkararak cilt bakımı rutinime başlıyorum. Bunun için tercihim Sephora'nın çift fazlı göz makyaj temizleyicisi. Çok fazla maskara kullandığım için bu tarz çift fazlı ürünleri tercih ediyorum. Ürünü bir pamuk yardımıyla gözlerime uyguluyorum. 10 saniye kadar bekledikten sonra tampon hareketler uygulayıp hafifçe çekiyorum. Ten makyajımı temizlemede en sevdiğim ürün kesinlikle ve kesinlikle Duba Diş Yapım Papatya Özü temizleme yağı. Bu temizleyici yağ cildimi yormadan, irite etmeden, suya dayanıklı makyaj dahil tüm makyajımı nazikçe ve hızlı bir şekilde temizliyor. Üründen 2-3 pompa ürünü elime alıyorum. Dairesel hareketlerle tüm yüzümü uyguluyorum. En sonunda kirpiklerimde son kalan maskara kalıntılarından arındırmak için kullanıyorum. Hızlı bir şekilde makyajı resmen eritiyor. Ve bunu ılık ve nemli bir havlu yardımıyla yüzümden temizlemeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz suyla aktive ederek de temizleyebilirsiniz ama havlu bence çok daha iyi. Ve sıra geldi ikinci temizlemeye. Bunda tercihim ise Glam Glow'un Super Cleanse'i. Bu içeriğinde kir bulunduran bir temizleyici ve cildinizi tüm yabancı maddelerden, kirden ve yağdan çok iyi bir şekilde temizleyen bir ürün. Gördüğünüz gibi böyle çamur gibi gri bir rengi var. Üründen 2-3 pompa ürünü alıyorum. Tüm yüzüme yayıyorum. Ve artık ürünü cildimde hareket ettiremediğimde elime bir miktar su alıp onu aktive ederek köpürmesini sağlıyorum. Ve köpürerek de bir süre temizliyorum. Ve ardından ılık bol suyla yüzümü güzelce duruluyorum. Ve temiz bir havluyla tampon hareketlerle kuruluyorum. Burada her seferinde temiz bir havlu kullanmak çok önemli. Kesinlikle bir kez kullandığınız havluyu tekrar suratınıza değirmeyin. İçerisine bakteri üremiş olacaktır. Sıra geldi asitle tonikleme işlemine. Burada Petartamus Root'un Maximum Complexion Correction Pad'lerini tercih ediyorum. Bu içeriğinde %10 glikolik asit ve %2 salisilik asit içeren bir asit toniği. Bu ürün cildinizi yabancı maddelerden ve akneden temizlerken gözenek görünümünü azaltan, yeni siyah nokta oluşumunu engelleyen ve hücre yenilenmesini destekleyerek kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltan bir tonik. Ve her zaman olduğu gibi asitle tonikleme işlemini nemlendirme özelliği olan bir tonikle devam ediyorum. Göz kremi olarak Kiehl's Midnight Recovery Eye ürününü kullanıyorum. Bu göz kremi koyu halka ve gözaltı morluklarının görünümünü azaltan, sabaha daha dinlenmiş ve dinç görünen göz altlarıyla uyanmanızı sağlayan ve her şeyden önemlisi çok iyi nemlendiren fakat ağır olmayan bir krem. Bu nedenle bu ürünü çok ama çok seviyorum. Zaten bitenler videomda defalarca bu ürünün bitişini gördünüz. Serum olarak akşam rutinimde iki farklı serumu dönüşümlü olarak kullanıyorum. Haftada iki kez kullandığım içeriğinde retinol bulunan Petartamus Root Retinol Fusion PM. Diğeri ise haftanın geri kalanında kullandığım Ulehenix'in içerisinde 12 farklı alfa hidroksilasit türevi içeren Invigorating Night Treatment Overnight Resurfacer. Serum içerisinde birçok vitamin ve mineraller içerdiği için cildinizi derinlemesine besleyen, ince çizgilerin görünümünü gideren, cildinizin üzerindeki doku problemlerini ortadan kaldıran, yani beyaz nokta, milia ya da ölü deri gibi sorunları cidden uzaklaştıran ve benim için her şeyden önemlisi lekke görünümünü hızlı bir şekilde azaltan bir ürün. Her şey bir nemlendirici yardımıyla cilde hapsetmeye geldi. Nemlendirici olarak Ulehenix'in Sheer Transformation adlı ürününü kullanıyorum. Bu yağsız bir nemlendirici. İçerisinde meyvelerden elde edilmiş birçok alfa hidroksilasit özleri ve C vitamini içeriyor. Bu içeriğindeki maddeler sayesinde cilt tonunun eşitlenmesinde, cilt dokusunun düzenlenmesinde ve cildin beslenip nemlendirmesinde çok başarılı olunur. Bunu tüm yüzüme ve boynuma güzel şekilde uyguluyorum. Dökülen kaşlarımı yeniden çıkarmak ve kirpiklerimi güçlendirmek için Mossos Guard'ın bu kaş kirpik serumunu kirpiklerime ve kaşlarıma uyguluyorum. Ardından cilt bakım rutinimi bir lip balm uygulamasıyla bitiriyorum. Bunun için tercihim Nuxe'un Rêve de Miel adlı lip balmı. Yoğun nemlendirme özelliğine sahip olduğu için
Özellikle akşamları bu nemlendiriciyi çok seviyorum. Cilt bakımı rutinimde kullandığım bütün ürünlerin listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Daha fazla videoda görüşebilmeniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart ayı favorilerimin ardından bana o çok sorduğunuz cilt bakımı rutinimin birinci ayağı olan sabah cilt bakımı rutinimden söz edeceğim.